baba. Ah, Nesli gel. Güneş nasıl? Kim var onun yanında? Güneş iyi. Fırat'ın biraz işi vardı abim yanında. Ne? Yine ne haltlar karıştırıyor bu Fırat? Yahu bir insanın evladından daha önemli bir iş olur mu? Yok baba ya, bir saat işim var dedi. Belki de geçmiştir. Yok yok, abin o beceremez, çocuk bakmayı bilmez o. Sen git yanına. Hadi hemen sen git yanına. Bak ya. Baba. Hı. Sen ne işin var burada dedin ya bana. Evet, niye geldin dedim. Niye geldin? Baba, abimle bir konuşsam mı acaba ya? Çok içerlemiş bu mevzusunu. Biliyorum sen bir anlık öfkeyle vurmuşsundur. Yoksa bugüne kadar bize bir fiske bile vurmadın. Nesli. Hadi sen git. Sen Güneş'in yanına git. Acil bir durum olur. Güneş panik yapar. Şaşırır çocukcağız. Hadi durma. Git git. Tamam. Kolay gelsin. Nazir! Torba! Bir saattir oyun oynuyorsunuz burada. Çalışın biraz! Neslihan. Neslihan. Merhaba. Kadu. Hocam. Şahin nerede? Hocam vallahi aradım telefonunu falan ama kapalı yani. Babamı bekliyorsan boşuna bekleme. O bir karar verdiyse vazgeçmez, zaman kaybetme burada. Dur. Ben babanı değil ya. Seni bekliyordum. Neden? Sen benim için babanla konuşursan benimle çalışmayı kabul eder. Bak eğer sen bu iyiliği bana yaparsan var ya, ben bu iyiliği hayatımın sonuna kadar unutmam. Bence sen boks yapmayı pek beceremiyorsun. O nereden çıktı be? Hem daha doğru düzgün bir kere bile denemedi ki baban beni. Denemeye gerek yok ki. Yani o kadar çok yumruk yemişsin ki kafana, beynin durmuş senin. Benden yardım istediğine göre iyi bir doktora görünsen fena olmaz bence. Ya ben sadece bir şans istiyorum. Bir kere denesin beni, bir kere görsün yeter bana. Bak arkadaşım. Adım Kerem bu arada. Önemi yok. Boşuna hafızamı senin isminle doldurmayacağım. Bak beni iyi dinle. Sen Necdet Supi'nin oğlusun. Biz de Kafkas'ın ailesiyiz. İşte bu yüzden senin bizim yanımızda yerin de yok, ismin de yok. Aklından ne geçiyor bilmiyorum ama yanlış yerdesin. Ya ben doğru yerdeyim. Ama sadece çok yanlış anlaşılıyorum. Ya sana yemin ederim benim içimde kötü hiçbir niyet yok. Ben sadece babandan boks öğrenmek istiyorum. E git başkasından öğren, deli misin sen ya? Başka hoca mı yok? Yok. Başka hoca yok. İçerideki çocuklardan bir farkım da yok benim. Onlar ne kadar kaybettiyse bu hayatta ben de o kadar kaybettim. Benim tek çıkış yolum senin baban Neslihan. Ben yıllardır içimde büyüttüğüm her şeyi hiçe sayıp Kafkas'ta aynı çatı altında olmayı bile göze alıyorum. Ne olur Yaman Hoca benim bir görse. Babam senin hakkında hiç yanılmamış Kerem. Sen bu salona fazlasın. Öfken fazla, hırsın fazla. Ama kibrin hepsinden fazla. Bence ben babamla hiç konuşmayayım. Çünkü eğer bu halini anlatırsam bırak öğrencisi olmak, bu salonun kapısında bile bekleyemez. Kusura bakmayın vaktisiz geldiysem. Ne istiyorsun İsmail, söyle. Çocuklar, savcılıkta emrettiğiniz gibi ağız birliği yaptılar Hansel Bey. Mahkemenin günü belli oldu. Bugün yarın Kafkas'la Zafer'in eline ulaşır cep. Güzel. Bakalım bu sefer ayağa kalkabilecek misin Kafkas Bey? Hansel Bey. Bir şey sorsam yersiz olmaz inşallah. Bilmem. Sor. Niye Kafkas'a değil de Zafer'e yürüdük? Emretseydiniz çocuklar elebaşımız Kafkas diye ifade verirlerdi. Bu hayatta her şampiyonun bir zaafı var İsmail. Kafkas'ınki de sevdikleri. Onun gardını ancak sevdikleri düşürür. Anladım. Bu hayatta ne kadar çok insan seversen o kadar zayıflarsın. Oo, Kafkas Bey. Güneş nasıl? Zaten halinizin adını sayıklaya sayıklaya uyudu. Sen neredesin bu saate kadar ya? Noter dedim oğlum, evi sattım. Harbi mi? Çok iyi haber bu. Niye söylemiyorsun? Süper. Nerede yatıyor, yukarıda mı? Yukarıda, yukarıda. Tamamını değil be. Kendi hissemi sattım. Nasıl sattın? Kime sattın bu kadar hızlı? Ne kiralaması muhtar? Oradan gelecek 3.30 parayı ne yapayım ben ay? Sen az satılık levhasını, tamam satıver evi, ha? Merak etme, merak etme. Vereceğim senin komisyonunu da. Bana bak, 100.000'den aşağı açma sakın ağzını ha. Ha tamam, o zaman abicim. Tamam, sen haber verirsin bize. Peki, tamam hadi. Selam söyle, görüşürüz. Kendi konuştun. Fırat abimle. Yavrum versene bana da, geldim buraya kadar. Bugün merak ettim zaten, ben de bir konuşsaydım. Ay sende de hiç izan yok be adam. Bayramlaşmaya aramadık herhalde. Güneşimizin durumunu merak ettim de o yüzden aradım. Allah Allah, zaten adamın başı kalabalık, bir ton şey var. Niye telefonda asker edelim canım? Tamam tamam, doğru. Nasıl olmuş Güneş? İyiymiş iyiymiş, toparlamış biraz. Oh şükür be. Bak ben sana ne diyeceğim ya. Siz o gün abimle hastanede konuşuyordunuz ya. Merdivenden çıkıyordu abim. Elinde bir paket vardı abimin. Neydi o? Hı. Para verdim abine. Para mı? Hı. Çocuğu hasta. Karakollara düşmüş. İhtiyacı vardı adamın. Ne yapayım? Akrabalık kara günlerde belli olur. Öyle oturup ağlamakla olmuyor o işler Serhat Efendi. Sen parayı nereden buldun? Ya kenarda 3-5 biriktirmiştim dişimden tırnağımdan arttırıp. Abine kısmet oldu. Helali hoş olsun. Kız sen var ya bir tanesin ya. Şimdi böyle olduk değil mi? Düne kadar yüz çeviriyordun abimleri istemiyorsun diye. Hastanede sorguya çektin ya beni. Çocuklar mı bir şey yaptı efendim Mücella? Yok niye bırakıp gittin? Ya Allah da var ya benim tepemden baksın ya. Evet baksın. Ben senin hakkını nasıl öderim ya Mücella? Ödeyemezsin de. Ben karşılık beklediğim için yapmadım canım. Akrabalık vazifemiz işte. Aileyiz sonuçta. Ben var ya seni çok seviyorum ya. Ay. Vallahi çok seviyorum be. Sağ ol, sağ ol. Tamam Serhat, ne dikildin tepemde şeker bekleyen çocuk gibi? Yok ya, gideceğim tamam. Hadi git. Pes ya, ben bu Mücella'nın var ya vicdanın için... Sakin ol, çocuğu uyandırma. Ya Fırat, kadın ne yaptı, ne etti, eve kondu arkadaş. Al şeytanla beraber aynı odaya koy bunu, şeytan besmele getirir ya. Öyle bir, nasıl bir kadın bu ya? Ne yapalım oğlum? Kim bilir ne zaman satılacaktı. Bak şimdi en azından nakit paramız var. Ne bileyim bir iş kurarım, yeni bir eve çıkarım. Yani şu Güneş'in sosyal hizmetler meselesini kapatırız. Ya orası öyle de. Ne kadar verdi vicdansız? 30. 30.000. Nasıl biriktirmiş o kadar parayı? Ne bileyim oğlum, mutfaktan mı arttırmış, biriktirmiş, neyse ne işte. Mutfaktan. Onun yalanını var. Allah aşkına şu konuyu kapat. Lütfen gözünü seveyim ya. Şimdi benim yeni bir eve çıkmam lazım.